26 Aralık 2021 star.com.tr Resul Tosun Nas meselesi Cumhuriyet tarihinin en dindar başbakanı şüphesiz merhum Erbakan hocaydı ve Cumhuriyet tarihinin en dindar Cumhurbaşkanı da tartışmasız Erdoğan'dır. İslam karşıtı çevreler ve İslam'ı bütünüyle kabul etmeyenler bu iki önemli şahsiyeti tarihi başarılarıyla değil, sürekli dindarlıklarıyla eleştirdiler, alaya aldılar. Aslında dine muhalefetlerini bu değerli şahsiyet üzerinden sergilediler, sergiliyorlar. Günlerdir tartışılan ve gündemden düşmeyen Nas meselesi de o din dışılığın son tezahürüdür. Başkan Erdoğan'ın faiz söz konusu olunca bir Müslüman olarak faizin haram olduğunu hatırlatmak için hakkında Nas var demesini eleştiriyorlar ve alaya alıyorlar. Nas'dan maksat ayet ve hadislerdir. Evet, faizin haram olduğunu şüpheye mal bırakmayacak netlikte Allah kelamı ve peygamber hadisi vardır. İslam diye dininde faiz haramdır. Almak da vermekte. Detaylarını merak eden fıkıh kitaplarına bakar. Bir defa her mümin inanır ki, Allah'ın koyduğu hükümler en doğru, en sağlıklı, en yararlı hükümlerdir. O yüzden de İslam ekonomisinin koyduğu faiz yasağı da insanlığın yararınadır. İlim geliştikçe, İslam'ın koyduğu kuralların ne kadar doğru kurallar olduğu daha da netlik kazanmaktadır. Faiz meselesi bunlardan biridir. Dinen haramdır da, iktis Saden doğru mudur? Mesela Almanya, Fransa. İtalya, İspanya ve Hollanda'da faiz yüzde sıfırdır, yani yoktur. Avusturya'da yüzde 0,1 oranındadır. Kanada, İngiltere ve ABD'de yüzde 0,25 oranındadır. Türkiye'de en son indirimle kamu bankalarında 14'tür. Her ülke faizi indirmeyi hedefler. Erdoğan yönetiminin hedefi de sıfırlamaktır. Bu bağlamda bir Müslüman olarak Cumhurbaşkanı'nın faizin aynı zamanda dinen de haram olduğunu söylemesi gayet normaldir. Bakınız Hristiyan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda'da faiz sıfırken yani yokken Müslüman ülke olarak bizde yüksektir. Bunda bir gariplik yok mu? Birilerinin Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda'da faizin sıfır olmasını normal karşılarken İslam'ın faiz yasağını eleştirmelerinin tek anlamı vardır. O da Allah'ın koyduğu kurallara inanmamak ve onun koyduğu esaslara muhalefettir. Ben inanıyorum ki gücü ve imkanı olsun. Erdoğan faizi sıfırlayacaktır. Hem ekonominin gereği olarak hem de inanmış bir mümin olarak ama sistemi Erdoğan kurmadı. Ülkede bir ekonomik yapı var ve ülke her bakımdan bağımsızlığını güçlendirirken bundan rahatsız olan çevrelerin kuşatması söz konusudur. Erdoğan aynı zamanda bu kuşatmalarla boğuşuyor. Efendim %14 haram değil mi? Diğer bankaların faizli işlemleri helal mi? gibi akla ziyan sorular sorarak güya Erdoğan'ın faiz karşıtlığını alayı almak istiyorlar. Erdoğan hiçbir faizli işleme helal demedi ki bunu soruyorlar. Gücü nispetinde faizi düşürmeye çalışıyor o kadar. Dövizin hararetini söndürmek için aldığı son kararla da faizin helal olduğunu söylemiyor. Bütün bir ülkeyi kasıp kavuran döviz kurunu frenlemek için sistem içinde bir tedbir aldı ve bir gecede dövizin yükselişini durdurduğu gibi yüzde 40 civarında indirdi. Döviz yükselirken avucunu ovuşturan siyasi muhalifler, akademik tighter sahibi ve ekonomistler ve medya şakşakçıları asıp kesiyorlar. Tehdit üstüne tehdit savuruyorlardı. Erdoğan ezber bozdu ve ilan ettiği kur garantili mevduatla hepsini ters köşe yaptı. Bülbül gibi şakıyanlar lal oldular. Söyleyen dilleri söylemez oldu. Bu sefer de başarıyı gölgelemek ve karalamak için envai çeşit bahaneler üretmeye çalıştılar. Biri de nas söylemi oldu. Yok efendim burası din devleti miymiş? Din kurallarını mı uyguluyormuş? Hakikaten bunlar hangi milletin çocukları dinden neden bu kadar rahatsız oluyorlar? Tekrar ediyorum, İslam'ın her hükmü her zaman ve mekan için geçerli olan en doğru, en sağlıklı, en yararlı hükümlerdir. Müslümanlar da güçlerin nispetinde, imkanlar dahilinde bu hükümlere uymaya çalışırlar. Faiz dahil, inancımızla çatışan uygulamaları imkan dahilinde, yasalar çerçevesinde normalleştirmeye çalışmak da demokratik bir haktır. Erdoğan'ın nasıl ifadeleri faizin haram olduğunu hatırlatması bağlamında fevkalade önemlidir. Müslüman bir ülkede Müslüman bir cumhurbaşkanının İslam'ın bir hükmünü söylüyor olması sadece İslam'dan rahatsız olanları rahatsız eder. Bu din istismarı değildir. Dini siyasete alet etmek hiç değildir. Çünkü gençliğinden beri dindar olan birinin siyasi hayatında da aynı düşünceleri koruması istismar değil, dürüstlüktür. Din istismarı hayatı boyunca dinden uzak duran, dindarlara karşı tavır takınanların o yuruna Ömer adaletinden, haramdan, helalden, beytül malden bahsetmeleri din istismarıdır ve dini siyasete alet etmektir. Onu da kimlerin yaptığı ortadadır.